İstemiyorum. Ne bu surat akşamdan beri Ayşe? Fabrikaya gelmeme neden kızdın o kadar? Ne yaptım ben? Ablamın iş yerine gelmemde ne kabahat var? Sen gel bunu bir de Kendala'ya anlat. İş harici kimsenin gelip gitmesini istemiyor. Kaç kişiye kızdı bunun için sen biliyor musun? Ben para almaya gelmiştim. Sadece 2 dakikanı alacaktım. Kovmaktan beter ettin beni. Ah Ayşem ya. Eşimden olmamı mı istiyorsun? Daha 1 ay bile olmadı maaşlı işe geçeli. Dikkat çekmek istemedim sadece. Kusura bakma. Özür dilerim. Düşünemedim ben. Sen o Baran denilen çocukla konuşmuyorsun değil mi? Abla Baran benim sınıf arkadaşım. Nasıl konuşmayayım? Yani sadece günaydın, iyi dersler falan. Onu da demeyeceksin. Adını çıkarma durduk yere. Namusunla, edebinle git gel okuluna. Abla bunun namusla ne alakası var şimdi? Sen sadece derslerine ilgileneceksin Ayşe. Tamam mı? Çok abartıyorsun abla. Abartmıyorum. Ben o çocuğu sevmiyorum. Sevmiyorum ben o çocuğu. Görüşmeyeceksin dediysen bir bildiğin var herhalde. Günaydın. Ay. Korktun mu? Yok, öyle boş bulundum bir an. Ya sen dün niye öyle kaçar gibi gittin? Dedim ya işim vardı. Bana kızgın değilsin yani. Yok, niye kızayım ki sana? Ne bileyim, her şeye parlıyorsun da. Ben mi her şeye parlıyorum? Evet. Ya ne desem suç oluyor. Bir kere ben senin hayatında görüp görebileceğin en sakin insanım. Vallahi hiç de öyle değil. Fena posta koyuyorsun. Ben bugün derse girmeyeceğim nöbetçiyim. Hadi ya. Ne okuyorsun bu aralar? Bil bakalım ne okuyorum. Yerli mi yabancı mı? Yerli. Tamam. Yazarı kadın mı erkek mi? Erkek tabii ki. Tabii ki derken? Kadınlardan iyi yazar çıkmıyor mu Baran Bey? Ya al işte bundan bahsediyorum. Hemen parlıyorsun kızım. Yine öyle kızımlı mızımlı konuşma. Ya yine yaptın. 2 oldu. Hemen laf çakıyorsun. Çakmak ne ya? Ne haber nöbetçi? Yoruldum ya. Bırak ya. Ders yok, bir şey yok. Sen öyle san. Sabahtan beri ne kadar çok yoruldum biliyor musun? Dosyaları getir götür. Güya ders çalışacaktım. Biz de arkadaşlarla futbol oynayacağız işte. İyi, anladık. Ya senin kardeşlerin varmış. Bana hiç bahsetmedin. Nereden çıktı bu şimdi? Nakil dosyaları geldi, orada gördüm. Birinin adı Ada, diğerinki de şey Maya Şanverdi. Baba adı Murat görünce. Kardeşim falan yok benim. Kim o zaman onlar? Akraban falan mı? Onlar benim hiçbir şeyim değil, tamam mı? O kızlar benim hiçbir şeyim değil. Thank you.
Ayşe. Ya Ayşe. Sen beni şamar oğlanı falan sandın herhalde. Ya özür dilerim. Ben sana öyle bağırmak istemedim. Ama bağırdın. Ya Ayşe bak buraya kadar geldim senden özür dilemek için. Zahmet etmişsin. Ya bak o gördüklerin babamın ikinci karısından çocuklar. Ama bana kardeşlerim değil dedin. Çünkü öyle. Kardeşim falan değil onlar benim. Özür dilerim. Ben konunun hassas olduğunu bilmiyordum. Şimdi buraya mı geliyorlar? Yok canım. Anası uğraşmış nakil makine ama dünden sonra burada kalmazlar bir daha. Dün ne oldu ki? Boş ver. Çay içelim mi? Bilmem ki. Hadi ne olacak? İyi madem. Biliyor musun? Ben daha önce yani ailemden başka kimseyle öyle çay bahçesine gidip oturmadım. Nasıl yani? Ailem biraz tutucuydu. Biraz mı? Ablam sevdiğine kaçtıktan sonra iyice benim üstüme düşmeye başladılar. Aslında ablam da öyle oğlanlarla konuşmamı istemiyor. Oğlan mı? Ama biz kötü bir şey yapmıyoruz ki. Öyle de ben ablamın güvenini sarsmak istemiyorum. Sarsmazsın merak etme. Hem o seninle gurur duyuyordur. Okul birincisinde de olsun. Benim başarılı olmaktan başka çarem yok ki. Ablam benim için çok büyük fedakarlık gösterdi. Ben de iyi bir üniversiteye girip onu kraliçeler gibi yaşatmak istiyorum. Ne kadar bağlısınız birbirinize? Kardeşlik böyle bir şey. Ben onu demek istemedim. Özür dilerim. Bakma öyle. Biliyor musun? Ben daha önce senin gibi bir kız tanımamıştım. Çok kız tanıyorsun galiba. Ya hayır. Tam olarak öyle değil de yani takılanlar oluyor. Ama sen çok farklısın. Nasıl yani? Yani sorumluluk sahibisin. Lafını esirgemiyorsun. İnatçısın. En çok da bu inadını seviyorum seni. Emin misin? Sen de öyle diğer zengin çocukları gibi şımarık değilsin. Yani biraz huysuzsun, çabuk sinirleniyorsun ama iyi birisin. Yani iyi birine benziyorsun. Benden sana zarar gelmez ki. Benden sana zarar gelebilir ama. Sen böyle tembelliğe devam edersen, oho çekeceğim var. Ne yapayım, sevmiyorum okulu. Sen geldiğinden beri okula gelmek benim için İyi geliyor yani. Gelirim okula, derste çalışırız. Çalışırız. Ben gideyim artık. Biraz daha otursaydık. Yok, çok bile oturduk. İstersen senin eve kadar yürürüm. Yok, ben kendim giderim. Gidersin, gidersin de hani yürümüş oluruz diye. Başka sefere. Ben hızlı hızlı gideyim. Peki o zaman. Pardon. Hoşça kal.